Evet sevgili dostlar, biz yine uzunca bir aradan sonra neredeyiz? Ünal Taşlık TV'den muhteşem ikili. Efendim muhteşem ikili ama hakikaten muhteşem ikili. İkimiz de belli bir zaman aralık verdikten sonra dolu dolu müziklerle, hoş sohbetlerle bugün sizlerle beraber olacağız. Evet, partnerim Hüseyin Peki. Hüseyin abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Hoş bulduk güzel kardeşim, sevgili dostum, sevgili başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar da söylemediğim şey. Teşekkürler. Ben bundan hak ediyorsun çünkü. Hüseyin abi, şöyle bir şey var. Çok güzel anıları beraber yaşıyoruz zaten diğer günlerde, zamanlarda, evet. Zeminlerde ama bugün ekranda olmak, insanlarımıza bir şeyleri vermek, güzel türküleri göndermek, güzel şarkıları göndermek ve tabii sazlardan ensanteler göndermek. Ozanlarımızla sohbet edeceğiz. Evet. Bugün çok değerli Barış Faruk Gülal bizlerle beraber. Aynı zamanda hocamız bir dersten bir derse, dersten televizyon çekimine kadar koştura koştura. Çok yoğun sağlık. En sevgili kardeşimiz. Sağ olsun. Hocamla beraber yoğunlaşıyoruz. İnşallah devam edeceğiz. Peki hemen şöyle yapalım. Müzik, o dedik. Müzik dediğimiz zaman önce bu yayında, yapımda emeği geçen önce dostlarıma, Can Gönül'e teşekkür ederim. Bize mekanını açan çok değerli Mürsel Başkanıma ve ekibine, Tokat Derneğimize, Can Gönül'e teşekkür ederiz. Bu da kardeşlerin buluştuğu nokta biliyorsun. Evet, evet. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Aradığımızda ne demek ayıp ediyorsun başkanım, istediğin gibi sizin de dernek dedi. Ondan dolayı Tokat Derneği'ne de Can Gönül'e teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hüseyin abi uzun zamandır yoksun piyasada. Evet. Ama geliyorum dedin, bir geliyorum dedin, geleceğim herhalde. İşlerden dolayı tabii yoğunluk devam ediyordu. Şimdi işi de soracağım zaten. Evet. O zaman ilk sen Ordulu mu diyelim? Evet, Canım Ordulu parçasını yaptık şu anda, dönüyor. Değil mi? O zaman Ordulu'yu dinleyelim. Hem bakalım bu arada ne yapmış Hüseyin Peki. Bunu inşallah dinletelim dostlarımıza. Tabii dostlarımızın beğenisine sunacağız türküleri. İnşallah. Halkımızın sevgisine mazhar olur. İnşallah. Evet, o zaman hocam da yardımcı olacak bize. Haydi bakalım o güzel türküyü dinleyelim beraber. Evet, gelsin. Thank you.
abi. Ağzına, yüreğine sağlık. Aynı benim gibi olmuşsun. Teşekkürler efendim. Aynen senden de evet, sağlık. Nasıl gidiyor abi bu ara çalışmalar? Çok güzel. Çok güzel. Yani önce paylaşırken. Ama sana bir eser vereyim biliyor musun? Söz mü? Şimdi burada. Sevgili hocamızın yanında. Hocam. Seyircilerimiz de şahit. Bak o, onun bunu yıllar önce yazdığım bir türkü. Ya daha doğrusu Arap türkü değil bu aslında. Bu biraz fantazi. Ben de fantazi biliyorsun. Evet, fantazi, evet. Diyor ya orada, nerede yarınlar, nerede kaldı, gözlerim ansızın maziye daldı. Benim de eskiden severim vardı, böyle yaşamaktan sürmek isterim. Süper, söz mü? Bunu verecek misin bana? Hocam, bebek mi? Şahit misiniz? Ben şahidim tabii ki de. O zaman tamam. Ben de şahidim. Peki. Evet, şimdi şöyle bir şey var abi. Tabii güzel şarkılar, güzel türküler, güzel şiirler. Şiirler özellikle biliyorsun güzelleşe ne oluyorlar? Türkü oluyorlar. Aynen. Türküler, şarkılar oluyor. Onun için biz güzellikleri paylaşmaya devam edelim. Efendim bu hani derler Yönel Taşık TV diye biz söylüyoruz. Ama her hafta özellikle YouTube sayfamıza atılacak. Bu arada bizlere özellikle Face sayfalarımızdan ulaşabilirler. Bütün sayfalarımızda olacak. Dijital. Amaç gayet yeni bir sistem başlatıyoruz biz de aslında. Biz de bunun öncesi. Evet, aynen. Yani çekeceğiz çektiğimizi. Şimdi söylerken insanlar şöyle yapıyorlar. Ya ben de burada dinledim, orada kendimi göremedim, şöyle demedim falan ama bizim yapacağımız şey de bir nevi daha farklı bir sektör olacak inşallah. Ünal hocam bir şey soracağım sana. Bunu bize biliyorsun çekemeyenler çok yani bazı arkadaşlarımız var. O maalesef, çekemeyenler çatlasın. İnşallah çatlasın, patlasın. Bunu zıplatmamız lazım. Neyi? Ya bizim bu programımız bak, bir kere her şey ötesinde bizim yönetmenimiz yakışıklı benim gibi. Evet, teşekkür ediyoruz. Gökmen. Gökmen bu işin erbabı bir insan. Yıllarca kaç film yapmış insan. Onun için ben o konuda sıkıntım yok Allah'a şükür olsun. Zamanı ve zemini olduğu sürece hep beraberiz inşallah. 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 Tabii bu arada bize güç vermek isteyen firmalarımız, kurumlarımız, kuruluşlarımız bize ulaşabilirler. Senin cep telefonundan. Onu söyleyeceğim size. Ulaşabilirler. Evet, ben yeterince soru sordum zannederim. Geleceğim ben sana. Ben bir şey diyeceğim. Ben Ordu türküsünü özellikle bizim Ordu yöresinde olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yazdık. Sahiplensinler. Tabii bazen iş adamlarımız var. İnşallah kapılarını çalacağız kendilerinin. İnşallah bize bir destek çıkacaklar. Sponsorluk yapacaklar. Vallahi biz hani diyor ya biz bir ev yaptık diyor. Çatısı da diyor kağıttan olsun. Çatısı nasıl kağıttan olacak? Yağmur yağdı, alt ıslandı. Onun için böyle olmasın. Evet, evet. Bize arasınlar, evet. Bize ulaşsınlar. Efendim bugün tabii sohbetimiz devam ettikçe neler yapıyoruz, ne iş görüyoruz, ne yapıyoruz onları konuşacağız hocam. Bu arada korolarımız mevcut, çalışmak üzere çalışıyorlar. Ayın 9'unda muhteşem bir konserimiz var inşallah hep beraber Barış hocamızın koordinatörlüğünde. Fatih Bey'den kardeşlerimizi oraya davet edebiliriz değil mi? Tabii gelecekler Kurfalı'da olacağız. Okay. Kurfalı'ya gelecekler. Hocam zaten çok güzel şeyler. Aynı zamanda Hasan hocamız, Hasan Cihat Özder üstadımız değil mi? Tabii. Bizle beraber olacak. Arasınlar bulsunlar. Dünyada bir tane bir müzisyen. Evet, o zaman ne diyeyim biliyor musun? Evet. Yine iyi müzisyenlerden biri. Aynı zamanda bir saz evi açıyor ki vallahi var ya. Kurslarımız başlıyor bu hafta. Kurslarımız bu hafta başlayacak. Saz kurslarımız. Barış hocam diyor ki ben insanlara 6 ayda saz çaldırırım diyor. O kadar garanti veriyor. Evet hocam. Yani, tabii ki de yani öğrencimizin çalışmasına bağlı bu da. Tabii ki çalışma olmaz. O öğrenciyle beraber iletişimde çalışabilirsek o kadar bir kısa sürede en azından türkülere girebiliriz. İnşallah, inşallah. Tabii ki. O zaman ne diyelim biliyor musun? Biz susalım da türküler konuşsun. Konuşsun. Şöyle evet. Diyelim, ben rahmetli eşimle beraber yaptığımız bir gurbet türküsü. Mekanı cennet olsun. Zaralı Hasan abi gurbette Almanya'da gelemediği için biz ona bir türkü yaptık. Hadi bakayım süper olur inşallah süper. Tüm gurbetçilerimize. Tabii tüm gurbetçilerimize yazsın. Evet hocam seni dinliyorum.
Yüzüne süzülen
Hasretine kurbanım, mayoz yüzüne süzülen sizlere kurbanım. Evet, hocam. Bu arada her türkünün bir anısı var. O zaman bunun da bir anısı vardır. Tabii ki de var. Anısı da var. Yani Hasan abiyle biz internet üzerinde tanıştık. Uzun süre konuşmaya başladık ve hep ağlıyordu, bizi dinliyordu rahmetliye, beni çok dinliyordu. Hep yayınlarımıza katılıyordu ama gelemiyordu bir türlü, gelemiyordu dinledi. Biraz da yaşlıca kendisi. O zaman dedik sana bir güzel bir gurbet türküsü yapalım. Yani o gelemiyorsa biz gideriz. Biz gideriz. Evet, biz zaten gelenlere gelemediğin zaman, gidenlere de gidemediğin zaman ne yapacaksın? Burada bir dörtlüğü daha var. Diyor ki, daha çok hayaller, umutlar var da ömür geldi geçti, ne kaldı şurada? Kardeş yüzün gören az yakın dur da tatlı sohbetine, diline kurban, sohbetin sözüne, diline kurban. Ve bu güzel insan vefat etti, değil mi? İşte mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Onun için bir varız, bir yokuz. Ne yapacağız? Kimse kimsenin kalbini incitmeyecek, kırmayacak. Birbirimize sahip çıkacağız. Ama maalesef öyle değil. Düzelecek diye düşünüyorum ama tabii bu arada televizyonları açtığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Millet o kadar bir asabi durumda ki şu anda. Herkes birbirini dövmek için zaman bekliyor. Birbirinden fırsat bekliyor. Aman ben nereden bir boşluk bulsam da bu vatandaşa bir yumruk atsam. Evet, yani doğru. Neden, sevgi, aşk dini olan bir ülkede yaşıyoruz. Onun için insanlarımız birbirlerini sevmekle mükellefler. Sevsinler birbirlerini, sevgiden... Kırmasınlar değil mi? Evet, kırmamak. O zaman kırmasınlar da ben hep hocam sana ne yapıyor bu arada Barış hocamız? Ben bağlama yapımcısıyım. Aynı zamanda Sivas Sanatçılar Birliği Dernek Başkan Yardımcısı, değerli Ünal Başkanı'la beraber. Aynı zamanda benden sonraki başkanımız, ben şimdiden onu aday gösteriyorum. Niye? Onursal başkan. Yeter. Beni onursala yükselsinler. Ben bunlar kazansın, ben yiyemem. Köşede oturayım diyorsun yani. Sen köşede oturayım yani. Köşe, köşe ama dört köşe olsun. Yok yok. Ünal Bey öyle bir şey yok. Çalışacağım, daha çok çalışacağım. Yok yok, benim zamanım geldi. Şunun şurasında 58 senem kaldı. Maşallah. Aa, maşallah. 58. Abi 58 buradan. Sivas'ı yakaladım zaten. Evet. Hocam 58 ama yok, şöyle bir şey var. Bazen kan tazelenmeli. Yani şöyle. İnsanlara görev vereceksin, sen geride duracaksın, bekleyeceksin. Bakacaksın neler yapıyorlar, yani birileri de güzel şeyler yapsın. Zaman içerisinde ya artık belli bir dönemimiz gelmiş bizim artık. Ama yani, ben çok şeyler gördük, bizim bilgilerimizden yararlanacaklar, biz de hep yanlarında olacağız inşallah. İnşallah. Önümüzdeki zaten inşallah nasip olursa başkanlık seçiminde büyük ihtimalle benim adayım. Destekleriz yani, yani. Destekleriz kardeşim. Ben de destekleyeceğim. Tamam yani, o zaman sıkıntı yok yani. O şekilde, ha şu var, işi yapacak ehline teslim etmek lazım. Biz de o konuda devam edeceğiz. Hocamı inşallah, inşallah. Bu önümüzdeki seçimlerden sonra başkan olarak onu göreceğiz. Ben artık onursala yükseleceğim. Onursal, inşallah. Hiç hayatımda kurduğum kurumlarda onursal başkan olamadım. Niye olamadım? Hiç olamadım. Yok, olamadım şöyle. Bizden sonra oraları doldurmak için uğraşmaya çalışanlar oldu. 850 kurumumuz olmasına rağmen 850'den 850'sini ara bulamazsın yerlerinde. Biz Sivas Sanatçılar Kültür Derneği olarak Allah'a şükürler olsun her gün yerimizdeyiz. Adresleri de var. Aynen, uzun kayapasak okay. Bütün dostlarımızı bekliyoruz inşallah. O zaman dinleyelim. Evet, dediğim gibi hocam da tabii ki şimdi demiyor ki hiç, ayıp ediyorsun, ne demek olur böyle şey, ben başkanım seni bırakır mıyız demiyor da. Demiştim zaten, onursal başkanımızsın zaten. Yani bir süreli bir şey çıkarttık. Şahit edin, söyle. Şimdi merak edenler var bu arada. Hocamla beraber, Barış hocamla beraber hemen burada yine yan tarafımızda, yani yan yana geldik ki
herkes gidip geldiği yere hemen çabucak ulaşabilsin. Saz evinin, yani daha doğrusu yapılan yerlerimizin olgusu tamamlandıktan hemen sonra kurslarımız başlayacak. Çok güzel. Ondan sonra inşallah. Evet. Evet Hüseyin abi. Evet. Ya şimdi ben Hüseyin abi diyeceğim, millet diyecek ki ya adama bak. Yok şimdi abi diyeceğim, utanıyorum ya. Adam benden genç gösteriyor. Yok canım, yaşlandık hocam. Yaşlandık kardeşim. O zaman abi ne diyorsun? Ordu'nun dereleri. Ordu'nun dereleri yapalım böyle. Bir orduya bir gönderme var. Ben bak bugün sadece her şeyi size bıraktım. Tamam. Ben türkü söylemiyorum. Bütün haklarım sizin. Söylemeyin. Ondan sonra yok, söylemeyin. Yok öyle bir şey.
Ondan sonrakinde belki söylerim, belki söylemem. Evet, Ünal Taşık TV'de muhteşem ikili şov. Bu şov olsun mu, olmasın mı düşünüyorum. Şov olsa da yapmamız lazım genelde. Şovlarda ne yapıyorlar genellikle ya? Kapsamı geniş olsun, daha iyi, daha farklı şeyler yapacağız, konsept. Tabii. İlerleyen zaman. Sanatçılarımız, çeşit çeşit sanatçılarımız, aynen. Her yerden sanatçı. Nikaragua'dan sanatçı sipariş edeceğiz. Kırmazlar da bizi biliyorsunuz, gelirler. Allah razı olsun. Dostlarımız da sağ olsunlar, her zaman yanımızda olacaklar. İnşallah. Evet, ne diyoruz şimdi abi? Sevgili kardeşime bir tane. Türkü bol olsun istiyorum. Evet. Ben. Ama dediğim gibi hem programımızda sanatımızı, sanatçılarımızı, neler yaptıklarımızı anlatalım, hem de sanatçılarımız ne yapıyorlar, onları görmüş olalım. Belki. Tamam, tamam. Evet, tabii bu arada Sultan ablamız bizi izliyor şu anda. Nerede izliyor bilmiyorum. İnşallah. Selamlar gitsin o zaman. Ha, olabilir. Ona göndermiş olalım. O Türkiye'yi de gönderelim. Ben neyle göndereceğiz? Arabayla mı olur, at arabası mı olur? Onu bilemem artık da bir şeyler yaparız herhalde. Tamam. O zaman hadi bakalım. Evet hocam, ne diyoruz bu sefer inşallah? Yine kendi eserimden bir tane. Ben bugün hep kendi eserimden geçeyim. Kendine faydan varmış. Ne bekliyordum ki senden, kendine faydan varmış. Uzak olmuşsun ya benden, kendine faydan varmış. Sözlerini unutmuşsun, saç başını dağıtmışsın, kümelini soğutmuşsun, kendine faydan kalmış. Sözlerini unutmuşsun, kümelini soğutmuşsun, saç başı dağıtmışsın, kendine faydan kalmış. Ne çok bilirdim hani ya, sıkmazdım da kader ya, ne çok bilirdim hani ya, bir aş olmuş hülle baya, kendine faydan varmış. Sözlerini unutmuşsun, kimeyini soğutmuşsun, saç başı dağıtmışsın, kendine faydan varmış. Sözlerini unutmuşsun, kimeyini soğutmuşsun, saç başı dağıtmışsın,
sarım kendine faydalanmış. Ayağıma cennet cennet kiralamış.
ayağıma cennet cennet kiram sana. Evet Hüseyin abi, ağzına sağlık. Hocam senin de sazının teline sağlıklar olsun. Evet ne diyoruz? Bu arada tabii hani derler ya, abi sen niye söylemiyorsun diye merak ediyor halkımız. Şimdi şöyle, evet halk merak ediyor. Biraz abi gençlere diyeceğim. Gençlere diyeceğim hadi hocam sen niye... O zaman söyle ki insanlar bilsin ya. Tabii önümüzdeki haftalar... Abi bir şey değil mi? Bir saniye bir şey söyleyeceğim başkan. Yani sakın seyirciler sanmasın, Ünal Taşlık'ta herhangi bir sıkıntı yok. Bugün biraz kendini yorgun hissediyor, ses modülleri her ne 10 numara yani, sıkıntı yok. Yo, Allah'a şükür olsun iyiyim de, onu... ben sadece gençlere fırsat vereyim dedim. Gençlere, ben... tabii. Sevgili başkanım aşk olsun yani, ben gencim o zaman... Abi sen, ya bir dakika, şimdi hani derler ya, bayanların yaşı sorulmaz derler de, evet. Erkeklerinki sorulur ama bakalım duram, kaç oldu? Demeyin ya aslında nazar falan de. Hocam bence de deme. Olduğum yaştayım ve sen daha iyi değil mi? Yeri. Ben de olduğum yaşta. O zaman bir türkü söyle hocam. Evet o güzel sesini dinleyelim. Olsun güzel bir tarafı. Yara beni öldürür bu yara beni. Yara beni öldürür bu yara beni. Hasretinden dermeden olur götür yara beni. Olur götür yara beni. Hasretinden dermeden olur götür yara beni. Olur götür yara beni. Dağlar girdim aramza, taş koydum şuramza. Yazık olur sevdamıza, olur götür yara beni. Olur götür yara beni. Yazık olur sevdamıza, olur götür yara beni, olur götür yara beni. Etme kurban olan zulüm bağında soluyor gülüm. Etme kurban olan gülüm bağından soluyor gülüm. Sensizsin aldım her günüm. Yara götür olur beni, olur beni yara götür. Sensizsin aldım her günüm. Yara götür olur beni, olur beni yara götür. Dağlar girdin aramıza, taş koydun şuramıza. Yazık oldu sevdamıza, olur götür yara beni, olur götür yara beni. Yazık oldu sevdamıza, olur götür yara beni, olur götür yara beni. Senin türkülerden biri mi? Bu türküyü beraber yapmıştık Aysel Hanım'la. Beraber müzik bana ait, sözler ona ait. Abi işte bak, hani derler ya, ozanlar, sanatçılar çekip gidiyorlar bu dünyadan, evet. Ama eserler bırakıyorlar. Eserler tabii dünyada. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Önce bugün bizlerin yanında olan çok değerli Gökmen Yıldız'a, Can Gülen teşekkür ediyorum, sağ olsun. Ekibiyle beraber ona Can Gülen teşekkür ediyorum.
teşekkür ediyorum. Bundan sonrasında bir şey olmazsa her şeyde yanımızda olmasıyla beraber biz de onun her zaman yanındayız. Hep bekliyoruz. Evet, Gökmen'e canı gönülden teşekkür ederim. Emeğine yüreğine sağlık diyorum sen. Bugün tabii özellikle Tokat Derneğimize, başkanımıza, Mürsel başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun, yüreklerden sağlık. Bugün bizi onur ettiler. Yani evet, dediler ki, ya kapı sonuna kadar açık demek kadar güzel bir şey yok, biliyor musun? Evet. Yani bir mekanda. Ona teşekkür ederim. Dayanışma diyoruz biz buna. Evet. Hüseyin abi, sana teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Bu arada bizi ekran başından seyredecek olan kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Montajlanıp geldikten sonra ki yeni bir akım başlatacağız inşallah. Bizden i̇nşallah sonra bu şekilde çekip atacaklar. Her sağa solu toparlandıktan sonra, çünkü çok kötü sesler vesaireler olmayacak inşallah. Evet inşallah. Ünal Taşık TV'de aynı zamanda YouTube sayfamızdan izleyecekler. Muhteşem ikili şov. Devam edeceğiz. Çok değerli sanatçı dostlarımız olacaklar programımızda. Bu haftadan sonra görün neler olacak. Evet, evet. Vallahi neler olacak. Kopamayacaklar değil mi ekranda? Yok, kesinlikle. Ben de bir teşekkür ederim. Yani sizin gibi değerli üstadların yanında, yani konuk olarak da aldığınız ilk olarak. Tabii bir şey yaptı. Konumuz oldu. Tabii ki demek. Şimdi, ben çok teşekkür ederim. Onur oldu. Şimdi İki başsınız diyorum. Hocam şöyle bir şey var. Tabii benden önce olan Hüseyin abime canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü onlar bu sanatı... Başlayacaksın güzel kardeşim. Başla. Ondan sonra bizler tabii sırayı şimdiki nesil, şimdiki türküleri çalıp söyleyen kardeşlerimizin içerisinde o kadar pırıl pırıl insanlar var ki aynen senin gibi Sayın Hocam. Sen bir kere duruşunla adamsın. Teşekkür ederim. Yapmış olduğun sanatla mesleğinde kralsın. O yeter sana. Çünkü aynen, insan olmak, diyor, adam olsun yeter, gerisi boş. O zaman birer türkü daha alacağız sizden. Ondan sonra da yavaş yavaş ekranlara veda edeceğiz. Ama bizi izlemeye devam etsinler. Neler olacak? Aynen neler. Bizim yönetmenimiz bu işi erbabıyla bilen bir vatandaş. Ama aynı zamanda benim can hemşerim. Değil mi? Tabii evet. Tabii öz nereli biliyor musun? Nereli? Karslı. Ama şöyle bakın. Esprili biliyorsun, espri bulundur yani. Başka. Ardahan. Ardahan da şöyle, Gökmen'le bizim çok büyük anılarımız var. Önümüzdeki şeylerde ara sıra takılacağım. Onları bekleyeceğiz ama onları anlatacaksınız ya. Ondan sonra onlar var abi, onları anlatacağız. Tamam, sıkıntı yok o zaman. O zaman hocam bir uzun hava, bir arkasına şöyle güzel bir şey daha bağla. Ondan sonra sen de abi türkünü hazırla. Ben de hazırlıyorum önümüzdeki haftaya. Benim hazır. Evet. Hocam. Evet hocam. Bir gülon beni terk edecek diyelim. Ondan sonra sen bunu da bayılır. Evet, yine güzel bir parça geliyor efendim. Gülon beni terk edecek, hasretiyle öldürecek. En gülondan ayrılırsa kim kalbini öldürecek? Gülon beni terk edecek, hasretiyle öldürecek. Gülon beni terk edecek, hasretiyle öldürecek. Ben gülondan ayrılırsam kim kalbimi güldürecek? Kim kalbimi güldürecek? Hele gülom, oy oy gülom, küçücüksün sen toy gülom, hasretinde ölüyorum. Gel beni kabre koy gülüm. Hele gülüm, oy oy gülüm gülüm, küçücüksün sen toy gülüm, hasretinde ölüyorum. Gel beni kabre koy gülüm.
ayrılırsam kim kalbimi güldürecek? Kim kalbimi güldürecek? Gel beni kabre koy gülüm. Ele gülüm, oy oy gülüm gülüm. Küçücüksün sen toy gülüm. Hasretimden ölüyorum. Gel beni kabre koy gülüm. Teşekkür ederim. Evet, vallahi. Evet hocam, tabii biz hemen şu, bu arada şunu yapalım, bütün dostlarımıza, bizleri ekranlardan izleyen dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Evet hocam, sendeyiz. Uzunhava, Ardından Çet'le beraber. Tabii bu arada biz de vedamızı gerçekleştirmiş olalım. Evet, Ünal Taşlık TV'de muhteşem ikili şovda ve tabii müzik koordinatörümüz sevgili Barış hocam, Allah tabirine bir şey olmazsa her zaman yanımızda, sağ olsun biz onunla beraberiz. Önümüzdeki haftalarda zaten özellikle sazlarımızla beraber, sazlarımızla beraber kurslarımız başlayacak. Kursumuzda bütün dostlarımızı bekliyoruz inşallah. Bize ulaşsınlar Sivas Sanatçılar Birliği'nde. Sivas Sanatçılar Birliği'nin 9'unda, 9 Kasım'da çok Kurfa'da çok güzel bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizde bütün halkımızı, Kurfalı, Kartal halkını, tabii İstanbul'un tüm dostlarımızı, her yöreden Türklerimiz var. Hasan Cihat hocamız bizle beraber olacak bugün. Hasan Cihat Örter, sağ olsun, var olsun. Ona da canı gelen teşekkür ederiz. Evet hocam, buyur. Böylece vedamızı gerçekleştirmiş oluyoruz sevgili dostlar. Yönetmenimize canı gelen teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Hürmetler.
Dilimdesin dudağımda dolanayım, gözümdesin bulunanım sulanayım. Dilimdesin dudağımda dolanayım, gözümdesin bulunanım sulanayım. Kalbimdesin bedenle aşk sallayım, candan geçerim bırakmam seni. Candan geçerim bırakmam seni. Kalbimdesin bedenle aşk sallayım, candan geçerim bırakmam seni. Candan geçerim bırakmam seni.